Herkese merhabalar. Bugün Tarabalık ormanlarından aşağı şöyle sabah yürüyüşü yapayım dedim. Şu an sabah saat 9. Hemen Tarabalık çimenlerinin yukarısında Tarabalık düzü diyorduk. Aşağısında o çocukluğumuzun geçtiği patika yoldayım. Biraz mola verdim ve ilk çekimi burada yapıyorum zaten. Konak kayasından beri geldim. Şöyle 10 dakika önce bir etrafı dinledim. Kuş sesleri, su sesi. Çok derinden gelen başka sesler de var ama çok doğal, dinlendirici bir ortam. Şimdi buradan aşağıya doğru, patika yoldan aşağıya doğru, lahanıza doğru yürüyüp oradan köye doğru devam edeceğim. Güz mevsimi geldi ama henüz daha külgen ağaçları tam anlamıyla sararıp yapraklarını dökmeye başlamadı. Ama yine de bu sararmış yapraklar ağaçlarda güzün geldiğini, kışın yaklaştığını bizlere fazlasıyla hissettiriyor. Yürürken yerdeki gazel sesleri sanıyorum sizlere kadar geliyor. Bir zamanlar çok işlek olan bu yoldan ara ara yürüdüm. Bugün de yürüyorum. Ormanlarda yaprak budama işlemi bittiği için şöyle baktığımız zaman yerdeki kapıllar komple yok oldu. Üstten orman kapatınca alttaki o kapıllık denen bitki örtüsü güneşi alamayınca kuruyor, yok oluyor. Buralarda aynen böyle oldu. Bizim çocukluk dönemimizde, ki bu yaklaşık 30-35 sene önce, 40 sene önce diyelim, buralar çok işlekti. Burada böyle yolda yol çok kullanıldığı için böyle gazelin mazelin durması mümkün değildi. Ama şimdi yolun, buradan aşağı bir patika yolun olduğunu ancak hissedebiliyoruz. O kadar. Hemen yan tarafta bizim o dönem ona verdiğimiz isim sarı yarılmağı. Aşağı tarafında Tarabalık ırmağı diyoruz ona. Akıyor. Burada bir tane viraj vardı. Patika yolun viraj, oraya döndük. Şimdi Tarabalık çayırlarının baş tarafına doğru devam ediyoruz. Şu an güneş de sürgenlerin arasından yere kadar iniyor. Güzel bir görüntü oluşmuş burada. Burada bir tane çeylan vardı. Çeylan yavrusu. Birkaç kere gördüm onu. Buralardaydı genelde. Bugün de yine görürüm diye hayal ettim ama şu ana kadar karşılaşamadık. Ya buradan bir yere göç etti veyahut da ebedi aleme gitti, bilemiyoruz. Burası hamen gidiyorduk buna. Ağaçlar ormandan ağaç alındığı zaman tomruk parça parça yapılır. Bu hamen gidenen yerden aşağıya doğru yuvarlanırdı. Burada birkaç atmada aşağıki yola iniyordu zaten. Kuruyup kırılan küçük ağaçlar var. Bir anda kuşlar kalktı. Burada bir şey olabilir.
Dikkatli şekilde yolumuza devam ediyoruz. Emin olun aşağıda yaban elmaları vardı. Bu dönemde olgunlaşıp yere dökülüyorlar. Aşağıdan yukarı rüzgar geldiği için şu anda kokusu bana kadar geldi. Muhtemelen elmanın altı böyle elmayla sevgi gibi olmuştur. Halen gelmeye devam ediyor. Çok güzel. Evet, şu anda Karabalık çayırlarının yanına geldik. Çayır dediğimiz yer de kapandı. Burası böyle yaklaşık 5 parçaya ayrılmış çay yetiştirilip içilen taşınan yerdi. İşlenmediği için şimdilerde kapanmak üzere. Sadece şöyle eskisini bilenler oraya baktığı zaman oranın çimen olduğunu anlıyor. Burada 2 tane yaşlı ceviz var. Bizim eski dönemimizde de bunlar da teklif olurdu. Ceviz bulup yiyebilirdik. Şu an yaşlandığı için ceviz ben hiç son yıllarda bunlarda olduğunu görmedim. Ormanın içerisinde kalmış. Biraz da ben şey diyorum, sevgisiz kalmış çünkü. İlgilenilmeyen ağaç, sevgi görmeyen meyve, Allah'ın mucizesi. Garip kalıyor, meyve vermiyor. Burada güzel bir manzara oluşmuş. Bu fındık ağaçları burada büyüdü. Yabani fındık ağaçları büyüdü. Yolu alttan ve üstten kapatır hale geldi. Alt tarafında patika yol duruyor. Çok da güzel bir manzara oluşmuş. Zaten manzarayı çok fazla anlatmama gerek yok. Sizler de görüyorsunuz. Oh, mis gibi hava var, oksijen var. Ciğerlerimiz bayram etsin. Güzel yere şöyle bir de fotoğraf alalım. Şu an yürüyüşlerimde yanıma sadece aksiyon kameramla fotoğraf makinemi alıyorum. Bir de orağım var. Orağımla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Mis gibi. Şimdi Karabalık Irmağı'na doğru iniyoruz. Burada harika çubuklar var. Buraya bizim Yusuf kardeşimiz bilse büyük ihtimalle buraya çubuk kesmeye gelir. Evet. Şu an güzel yeni girdiğimiz için henüz daha ırmaklar şenlenmedi. Yine de suyun akması çok güzel. Bu ırmak bu kadar derin değildi. Bu 90'lı yıllarda olan büyük bir sel vardı. O selde burası yaklaşık 1-1,5 metre derine indi. İçi boşaldı. Evet, şurada bir tane
Hortumdan su akıyordu. Peşirin suyu diyordu bana. Buradan geçerken ondan su içebiliyorduk. Dikkatli şekilde buradan aşağı iniyoruz. Mantar olmuş. Evet, işte böyle yeniyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Risk etmeye gerek yok. Buradan yukarı köyümüzün eski muhtarlarından rahmetli Seyfettin Özgürt amcamızın mezar evine yol çıkıyordu. Evin sadece yıkılmış duvarları görünüyor yerinde. Yolu bile yok olmuş gitmiş. Allah rahmet eylesin. Peşir abimizin mezarı eviydi burası. Devam edelim şimdi. Hamengi taşına doğru gidiyoruz. İsterilerle alttan üstten kapanıyor. Ortasında yer kendini gösteriyor. Şu iğneli bir tane bitki var. İsmini bilmiyorum. Az önce bayağı bir üstüme takıldı. Tişörtten sırtıma iğne yapacasına batıyor. Ucu bayağı bir sivri. O kadar çok yapıştı üstüme ki. Az önce yarım saat onları temizledim. Evet, şimdi aydınlığa çıktık. Hameng taşına doğru yola devam ediyoruz. Alt taraf Yaşar Özkurt abimizin bahçesi. Fındık falan dikilmiş duruyor ama henüz daha fındıklar böyle neşeli bir hal büyüyerek alamamış. Hamengi taşı bu patika yolun dinlenme noktalarından bir tanesiydi. Yolu kullananlar burayı çok iyi bilir. Soluklanma yeriydi burası. Bunun etrafında bir sürü yabani erik var. Baharın geldiğinde erik zamanı birçoğundan tadımlık tuğası alıp yiyebildim. Evet, burada bir tane elma var. Maşallah. Kameraya yansıyor zaten. Demir elması hem de. Alında tek tük var. Evet, devam edelim. Şimdi lahanos evine doğru. Lahanos evlerine doğru ilerliyoruz. Burası da Hamengi Irmağı diye geçiyordu. Burası da aynı şekilde ormandan ağaç alanların ağaçları tombuk tombuk buradan aşağı dereye yuvarladıkları yer burası. Tabi şimdilerde burası o şekilde kullanılmıyor. O şekilde iş yapacak, o şekilde kuşlar da zaten hiç kimse kalmadı. Burada yine çok güzel manzara var. Hemen şöyle fotoğrafımızı da çekelim ve yolumuza devam edelim.
Dere sesi bilmiyorum kameraya yansıyor mu ama çok güzel. Derenin sesi aşağıdan geliyor. Evet, yerde harika manzara var. Bu yeni düşmüş yapraklarla. Eski düşen yapraklar. Güzel bir renk cümbüşü yapmışlar. Biz de buradan yolumuza devam ediyoruz. Şu anda lahanız evlerine gelmiş bulunmaktayım. Aynı elma kokusu o kadar güzel şekilde geliyor ki. Şu aşağıda iki evin arasındakinde küçük bir yabani elma var. Çok fazla var onda. Buradan görüyorum. Ondan geliyor şu an o koku. Biraz sonra da bir tane daha ileride, az ileride yabani elma var. Büyük, yaşlı bir ağaç. Onun altı sevgi gibiydi. Aynı kokuyu şimdi oraya yaklaştıkça oradan almaya başladık. Çok güzel ya. Evet. Bizi gören bu kuşçuğazdan bir yere gidelim. Evet, bu elma şurada gördüğümüzde bir büyük ağaç. Kaç yıllık ben bilmiyorum ama bayağı eski. Allah ona bayağı uzun ömür vermiş. Her sene meyveleriyle buraları süslüyor. Mis gibi kokmasını sağlıyor. Ne diyelim, Allah ona uzun uzun daha ömürler versin. Aşağıya bir bakar mısınız yere?